Bu Reyhan teyze sahte Reyhan teyze. Öz Reyhan zaten teyze diyor, bir seyircim yarattı diyor. İşte evet, diyor. Onun farkında. Ben de onu söyledim. Aksini iddia etmedim zaten. Ben hiçbir zaman rol yapmayı beceremem. Hiç hayatımda oynamadım. Sen şimdi film çevirsen rol yapma. Yok yok, o anlamda demiyorum. Ha, işte kişilik işte olarak. Ona. Ama bir sinema filmi olsa oynarım. Bak buradan tekliflere de açık olduğunu açık değilim. Getirin. Sinemaya, diziye asla açık değilim, istemiyorum. Kaç defa bunu kameraya söyledim. Ama seyircinin ilgisi, sevgisi. İşte bunu seviyorsun. Beni sen sevdiği için belki biraz oynuyorsun. Çok sevinmiş olabilirim. Oynama deme ona. O ama Reyhan teyze değil. Bak bu anlamada bile bir anne gelişim, de çocuğunu severken ki çocuğu şımarabilir. Bir gelinini severken gelini şımarabilir. Ben ama bak hep konuşkandım. İlk geldiğim günde çok konuştuğum için kaynananın başı ağrıdı. İlaç içti yani. Konuşmam tamam, konuş. Bir kilom değişti. Bir saçım değişti. Fatih Bey. Kendim hiç değişmedi. Zaman geçtikçe ama bence Reyhan teyze kendisini buldu. Aslında ilk geldiğinde kasıyordu aslında. İşte bir saçını normal işte kayınvalide gibi topluyordu. Ağır kayınvalide gibi duruyordu. Aslında bence orada rol yapıyordu Reyhan teyze. Zaman geçtikçe, buralara alıştıkça, kameraları gördükçe kendi kişiliğini buldu. O zaman bilelim biz hangisi iddialı gerçek. Konuşmayacaktı. Kadın söylüyor zaten. Canım ki ben uyumuyor zaten. Sen Hülya burada değildin. Çok iddialı konuştun. İzleyici Bir saniye. Ben duyduğumu söylüyorum. Gördüğümü değil. Asla beni hiç kimse değiştiremez diyordu. Ben saçımı 30 yıllık diyordu. Saçım böyledir. Hayatta kimse beni oynatamaz diyor, kapı kıcırtı. Aa, tamam, o zaman söylemiş olabilir ama sonra da kendini bak, bu şekilde benim düşünüyorum. Hayır, şu bu şekilde bir şeyler yaptığını zannediyorum. Asıl Reyhan teyze bu aslında. Bence o zaman ben rol yapıyordu. Ben ilk gördüğüm, tanıdığım zaman Reyhan'dan bahsediyorum. Sen dünyalar beni tanıdığında benim 30 kilo fazlam vardı. Eşimiz Ercan oradan mı geliyordu sen beni Reyhan tanıdığında teyze? Saçım böyle. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki saçım değişti. Ben sizin değişiminize bir şey demiyorum. Kilo değişti. Özgüvenim tavan yaptı. Tutarlığınız, tutarsızsınız. Bir tutarsızsınız, onu diyorum ben. Kendini zayıfladığı zaman, değişime uğradığı zaman tabii ki tavan yapar. Şımarır, kendini beğenir. Ben Reyhan'la karşılaşmak için çok bekledim. Reyhan'ı ekran karşısında seyrederken resmen sinirimden çatlıyordum. Çünkü sürekli kadın oynuyor ya. Ay şuraya gideyim de şunun ağzının payını vereyim diye inanın dualar ediyordum. Yani dualarım da tuttu. Bugün buradayım ve Reyhan Hanım'ın bütün oyunlarını hepsini pazara çıkaracağım bütün ipliğini. Bu kadar. Kayınvalidemin saçını değiştiren insan zaten Fatih Bey'dir. Fatih Bey'i çok sevdiği için sevdiğim için değiştirmiştir. Öyle mi Fatih yani Bey? O evet. Fatih Bey değiştirdi. Fatih Bey'dir yani. Hatta onu başka şekillere de soktuk. Evet. Fatih Bey. Dalgalı malgalı evet yaptık. Canım, ben eşimle bir şey demiyorum. Fatih Bey'i sevdiğim için, kıramadığım için. Siz herkesi için seviyorsunuz. Aslında hiç kimseyi seviyorsunuz. O zaman bir dakika, başka bir şey ben var burada. Ben sevmiyorum hiç kimseyi. Sırf demek ki siz, ben şunu algıladım. Bir Fatih Bey'i sevdiği için değişime razı olmuş. Sizin şimdiye kadar hayatınızda sizi seven hiçbir insan yok muydu değişimize katkıda bulunan? Hayır demişsiniz. Evet. Ben niçin Fatih sizin dinlediğini ama ben size diyor ne diyorum? Ben Fatih Bey'in hayranıyım. Fatih Bey burada herkes gitse, Fatih Bey'in gitse hayranı ben bile giderim. Burada durmam bir saniye. Ay hala Hanımcığım, şimdi mevzu aslında saç, baş filan, kilo değil. Evet, anlatamıyoruz. Neydi ilk zamanlarda böyle bir şeydi, daha farklıydı, şimdi farklı. Ya olabilir, olay ışıklar bu olabilir. Bir yönetmen mi hayatımda görmüştüm? Bir yönetmenle tanıştım. Bir editör mü görmüştüm? Sen şov biznesi editör uydun. Sen renkli ışıklara, ekran ışığına uydun. Alıştım. Kendini buldum. Gördüm. Diyorsun. İçimde de bir sanat ruhu varmış. O çıktı anam. Sanat güneşi gibi parladım. Bir sanatçıyla böyle peki yan yana olmuş güneş muydum? Güneş gibi parladım peki, diyorsun. Peki. Parladım evet. Batan güneş gibisiniz siz. Ay, bak, o zaman ay parçası. Bu ikinci beteriyi bir görelim bakalım. Ondan sonra bakalım konuşalım. Şu değişimi bir görelim bakalım. Ay kilo halimi koymayın. Hayatımda hep hayır var yani. Ha. Evet çok az kullanırım. Hayırı kullanırım en çok hayatımda. Bana da kimse hayırı kullanamaz fazla. Ben vefatetimi hiç unutmamışım. Biz de hiç unutmamışız. Saygıda hiç unutmamışım. Bir dakika, dinleyin sonra cevap verin. Sen de inşallah dinlersin. Aynı annem ya nasıl örf adetlerini devam ettirmiş. Onda annem de nasıl babaannemin örf adetlerini devam ettirmiş. Kızım da benim örf adetimi devam ettirecek. Onun çocuğu da onun örf adetini devam ettirecek. Biz asla saygımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Anadolu kadını olarak yaşayacağız. Thank you.
Tutmasını becerebilirsem yiyeceğim. Bir dakika kızlar. Tutamıyorum. Bir dakika. Yok anam. Aa şey kırıldı. Olmuyor. Ay bir dakika. Tutamıyorum. Ama niye şöyle şöyle yürüdün tamam, ya böyle tamam, hani. Tamam böyle. Bir daha geri dön şimdi. Poz. Kleopatra Reyhan. Ay evet anam ne yapayım. Süpersin çok ay, yakışmış evet. Sana her şey yakışıyor. Bana her şey yakışıyor. Mükemmelsin. Mükemmelim. Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu. Gözünde sel gibi yaş akıyordu. Teselli edecek dost arıyordu. Bir şey söyleyeceğim. Saçları daha güzel olmamış mı şimdilerde? Ay çok güzel olmuşum. Sana teşekkür ederim. Seni bu, tanıdığım için çok mutluyum. Size söz vereceğim. Hüsnü Hanım. Valla tırtılmış kelebek olmuş şu an ışığa uçuyor. Ay vallahi bak yemin ediyorum teşekkür ederim. İnan böyle o halimden hiç eser kalmamış. Sanki başka bir Reyhan doğmuş. Bu da bana işte öz tavan yaptı. Ama işte çok tavan büyük konuşmayacaksınız. Oraya geldiğinizde neler konuştunuz? Ah. Onu da duyuyorsunuz değil mi? Benim demek istediğim o. Ben Anadolu kadınıyım. Ya oynamışım. Vazgeçmem. Asla kimse beni değiştiremez. Geçmedi. Buyurun. Hatice söyle bakayım. Reyhan teyze gerçekten nereden nereye diye evet. Olmuş. Yani bu halinizi beğeniyorum zaten geldiğinizde de çok şaşırdım. Gerçekten bu musunuz diye. Sizin o hallerinizi hiç bilmiyorum. İnanın ki izlemedim. Şu an şoka girdim yani. Ama şurada bir şey yakaladım. Ezgi iki gün önce mi artık neyse dedi ki anne artık değiş böyle yap şöyle yap. Ben kimse için değişmem asla değişmem demiştiniz. Ben kişiliğimi karakterimi Ezgi için de değiştiremem. Bu yaşta hiç değiştiremem. Çünkü bana oturmaz yapmacık durur. Ama nereden nereye gelmişsiniz? Ama bak ben bir saçımı bir kilomu değiştirdim. O da ne oldu hayır, biliyor musun? Hayır doğu kadınıyım ya değil hayatımda bir kamera onda. Beni çekmemişti. Bir ünlü sanatçıyla böyle göz göze yan yana durmamıştım. Ya bırakın oynamayın. Bir ya. Yönetmenle bir ışıkların altında böyle olmamıştım. Olamaz mı? Şımarmış olamaz mıyım? Olabilirim. Ama hayır söylediklerinizde tezat olmuyor mu bu sefer? Hiç tanımadığım insanlar beni seviyor. Aklımın ucunda geçmemişti. Biz niye buradayız? Değişim için. Biz niye buradayız? Ne değişimi ya? Değiş, böyle kilo vermek değişim sırf, mi? Sırf siz saçınızı değişmediniz ki. Makyajınız senin ağzından bir kere çıkmıyor ki. Kazanmak için buradayım. Ben kazanmaya falan gelmedim daha. Bak, fiziksel turlar değil. Geliyor. Ne? Daha fizikte kalmışım. Ne bir öfkem değişti, ne bir sevgim değişti, sevmiyorum, ne bir hal hareketim değişti, ne güler yüzüm değişti. Neden sevgi olmuşsun canım, sevemez sen ister inan, ister inanma. Seyircime geçiyor seyirciye mu? De bunu inandırmak geçiyor. İstiyor. Seyirci bana bayılıyor mu? Bayılıyor. Hayır. Senin kılıktan kılığa girmene gerek yok. Ben kılıktan kılığa girmiyorum. Ama sen işte görüyoruz Reyhan teyze canım geldiğindeki hanımefendiliğin, oturuşun. O örf canım benim adetini bak. Taşıyan kadın gitti. Bak. Yürüyüşü bile değişik bir örf adetim var. Adetim ya var. Bir şey söyleyeceğim. Kiloluyken kalkıp oynayamam. Kilolarım size var. Ne? Bundan ya biz kayınvalidenle konuşuyoruz. Ya size ne? Niye bunu burada ben sorgularım. Ben sorarım. Ben onunla yarışıyor kazanmıyorum diye ben sorgularım. Ben de bu kadının tipinden, kılığından sana ne? Ben de burada onun tutarsızlığını sorgularım canım. Sadece ben sorgularım. Hanım ağa olan Reyhan teyze gitmiş. Karşımızda 18 yaşında bir Reyhan teyze duruyor. Hali, tavrı, kılık, kıyafeti her şeyle değişmiş. Bunu zaten kendisi de seyirciye oynuyorum diye ifade ediyor. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek çok merak ediyorum. Kocam bana izin verdiği i̇şte sürece ben şaşıyorum zaten. Kalkın marka, oynayın. Marka, evet. Kalite. İşte musunuz? Siz musunuz? Bu kadar. Beni bu böyle kadar. Seviyorlar tamam, anam. Hani kabak çiçeği gibi açılmak diye bir tabir var da var ya Fatih evet. Bey. Reyhan teyze kabak çiçeği gibi açılmış. Bu ışıkların tanınmış bir kişi olmanın büyüsüne kendisini kaptırmış gitmiş. Zaten bunu da kabul ediyor yani. Ama bu hep böyle ben söyleyecek. Etmiyorum. Sonu hüsran olacak haberi ya, yok. Şeyden teyze. Ömür boyun burada kalmayacak. Kabul ediyor yani. İstediği kadar açılır. Neden bu kadar rahatsız bak, her gün kendine bir isim kur. Benim sonum hüsran oldu. Ben hiç Reyhan Hanım'dan asla rahatsız olmam. Size ne tipinden görüntüsünler. Ben kıskanıyorum. Anne bir saniye. Ben asla anne sizin bir benim saniye. En son kıskanacağımız insan benim olamazsın. Benim gibi olamadığın için. Ben burada bana odaklanamıyor. Beni bulamıyor diye eleştiririm. Ama siz tipinden rahatsız oluyorsanız kıskanıyorsunuz. Kıskanıyorsunuz. Ezgi bugün beni savundu.
sevinmedim mi? Sevindim. İlk defa hatta böyle bu kararlı, böyle direndi resmen, beni savundu. Hatta ben susturdum, yeter artık dedim. Ben kendimi savunurum, benim tarzım zaten o. Sevindim ama, çok sevindim. İlk defa şaşırdım da yani. Eskiden hiç beklemezdim. Eski beni çok savunmazdı yani. Bilmiyorum. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.